Ramazan ayı başladı. Ramazanınız mübarek olsun. Allah dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Allah memleketimize Ramazan bereketi getirsin inşallah. Değerli arkadaşlar, Tokat'tayız. Yaylalarıyla, göletleriyle, mağaralarıyla bir tabiat kenti Tokat'ımızdayız. Binlerce yıldır ticaretin merkezi olmuş bir kentteyiz. Şimdi size Tokat'tan yıllar öncesinden bir telgraf okutacağım. Tokat mutasarrıfı Celal Bey tarafından çekilen telgraftan sadece bir pasaj okuyacağım sizlere. Celal Bey Tokat'ın sancak yöneticisi. Tarih 12 Haziran 1908, 115 yıl önce. Günlerden de Perşembe. Telgrafta şöyle diyor Celal Bey. Saat 9'a doğru dolu ile karışık ve çok şiddetli bir şekilde yağan yağmur neticesinde büyük bir sel meydana gelmiştir. Biliyorsunuz artık telgraf diye bir iletişim aracı kalmadı. O yüzden sizlere 115 yıl sonradan, tamı tamamına 115 yıl 7 gün sonrasından bir haber okuyacağım. Tarih 19 Haziran 2023, yer yine Tokat. Yeşilyurt ilçesinde iş yerlerini su basan esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. 115 yıl 8 gün sonrasından bir başka haber, Tokat'ın Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış 3 köyde sele neden oldu. Tarih farklı ama kader aynı. 115 yıl arkadaşlar. 115 yıldır bu güzel coğrafyanın üzerine şarkılar, türküler yazılan bu coğrafyanın payına düşen sel olmuş, su baskını olmuş, felaket olmuş. Tabiatın cömertlik ettiği, yeşili bahşettiği bu güzel kent 115 yıldır düzenli bir şekilde selle boğuşuyor. Değerli arkadaşlar, 2024 Türkiye'sinde afetlere, su basan iş yerlerine, su basan evlere artık yer olmamalı. Altyapıyı elden geçirmek, insanlara onurlu bir yaşam sunmak şart. Bu onurlu yaşamın içinde afetlerde yaralanmak da yok, saldırgan sokak hayvanlarından tehdit görmek de yok. Saldırgan sokak hayvanları sorununu Türkiye'ye, Tokat'a yakışmıyor. Bu soruna hala çözüm bulunamamış olması 2024 Türkiye'si için büyük bir ayıp, büyük bir utanç. Belediyesiyle iktidarıyla hepsinin de ortak sorumluluğu bunlar. Ve biz inşallah bütün bu sorunların çözümü için yola çıktık. Biliyorsunuz Tokat bir tarım kentimiz, bir ticaret kentimiz, bir hayvancılık kentimiz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, üreticilerimize şöyle bir bakıyoruz. Ne yapıyorlar? Hayvanlarından birini kesiyorlar, onun parasıyla diğer hayvanlarına yem alıyorlar. Para kazanamıyorlar. Sonra bir hayvanı daha kesiyor, onun parasıyla yem alıyor, diğer hayvanlarını besliyor. Ve bu şekilde Türkiye'de hayvan popülasyonu, büyükbaş, küçükbaş sürekli azalıyor. Gemi gemi canlı hayvan ithal eder hale geldik. Gemi gemi et ithal eder hale geldik. Hep söylüyorum, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan üreticilere gerekli desteği vermeden Türkiye'de gıda enflasyonunu düşüremezsiniz. Bu mümkün değil. Dünyada geçen sene gıda fiyatları %10 düştü. Yani gıda enflasyonu dünyada geçen sene -%10. Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı rakam %70 küsür. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakam %120 küsür. Şu farka bakıyor musunuz? Şu farkı görüyor musunuz? Ve bu yüksek tarım enflasyonu, bu yüksek gıda enflasyonunun Türkiye'de sebebi maliyetlerdeki artış. Çiftçimizin maliyeti arttığı için enflasyon oluyor. Bu hükümet ne yaptı? 8 ayda 8 kere faiz artırdı. Seçimden önce nas var. Faiz indi. Daha da inecek. Ben iş başında olduğum sürece artmaz dedi. 8 kere faizi artırdı. Çıktı %45'e Merkez Bankası faiz. Ben şimdi soruyorum. Gelsin burada Tokat'taki bir çiftçimize Sayın Erdoğan bir anlatsın. Bu matematik nasıl işliyor? Çiftçimiz maliyet artmış, fiyatlar artmış, gıda fiyatları artmış. Diyor ki ben işte faizi artırdım, enflasyon düşecek. Bunun mantığını gelsin bir anlatsın. İnanın bilmiyorlar ya. Bilmediklerinin de farkında değiller. Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmenin yolu tarıma destek vermektir. Gıda fiyatlarını aşağıya doğru çekmektir. Ancak siz tarıma destek verirseniz maliyetleri düşürerek gıda fiyatlarını aşağı doğru çekebilirsiniz. Onun için biz açık bir şekilde ilan ettik. Bir nolu eylem planımızı ortaya koyduk tarım eylem planıyla. Bir, çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını devlet karşılamalı dedik. Biz yapacağız dedik. Yemin yarısını devlet karşılayacak dedik, yapacağız dedik. Elektriği, mazotu çiftçimiz daha ucuza almalı dedik. Bunu ortaya koyduk. Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarını 5 yılda tamamlayacağız dedik. Böylece verimi artıracağız dedik. Diyorlar ki para yok. Ben de diyorum ki bir dakika. Rakamlar ortada. Ben tam 11 yıl bu ülkenin bütçesini yapan ekibin başında oldum. 11 yılın bütçesi benim kontrolümde ve benim denetimimde yapıldı. Benim koordinasyonumda yapıldı. 2024 bütçesini açın bakın. Tarıma ayrılan para 91 milyar. Faize ayrılan para 1 trilyon 254 milyar. Tam 13 kat
yetmedi. Geçen seçimden bugüne kadar da tam 1 trilyon lira kur korumalı mevduat için kur farkı ödediler. 1 trilyon lira. Nereden ödediler? Bütçede o görünmüyor. Çünkü Merkez Bankası karşılıksız parayı basıyor ödüyor. Bütçede de görünmüyor rakam. Biz bu işleri hiç anlamasak biz de deriz ki ya ne oluyor, nasıl oluyor? Açıyoruz, bakıyoruz Merkez Bankası rakamlarına, bunu hesap edebiliyoruz. Siz 1 trilyon kur korumalıya 1 trilyon 250 milyar faize öderseniz, etti mi 2-250. Tarıma da sadece 91 milyar destek verirseniz Türkiye'de tarım düzelmez. Üreticinin yüzü gülmez. Kur farkını kime veriyor? Parası olana veriyor. Faizi kime veriyor? Onu da parası olana veriyor. Üretene, alın teri dökene 91 milyar, parası olana 2 trilyon 250 milyar. Hesap ortada. Çiftçiye ödediğinin 25 katını faize ve kur farkını ödüyor ya. Bu ülkede tarım ayağa kalkar mı? Bu ülkede üretim artar mı? Bu ülkede aslında teşvik nedir? Sen üretme. Paranı bankaya koy, varsa paran, yan gel yat. Paran yoksa da kusura bakma, yoksulluğa muhtaçsın. Şu andaki politikanın özü bu. Biz yerelde de çiftçiyi destekleyeceğiz arkadaşlar, yerelde de. Şehirdeki sorunların da, bilhassa trafik sorununda gayet iyi farkındayız. Toplu taşıma araçlarının durağı zamanında geldiği, gideceği yere zamanında ulaştığı, çarpık kentleşmenin olmadığı, doğasına, kültürüne, tarihine sahip çıkılan bir tokat inşa edeceğiz inşallah. Biz iktidara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki ülke nasıl yönetilir anlasınlar. Biz bunların hepsini, bundan ta 2 sene önce hazırladık. Partiler apar topar eylem planı hazırlıyor ya, biz bu yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı 2 sene önce açıkladık. Hepsi yazıyor. Tek tek belediyecilik nedir, ne yapılacak? Belediyecilikten bahsediyoruz, şehircilikten bahsediyoruz. Çok şükür biz Deva Partisi olarak 81 ilde şu anda seçime giriyoruz. Ve her ilde de pırıl pırıl adaylarla seçime giriyoruz. Çok şükür. Bizim şöyle bir iddiamız var. Biz diyoruz ki bizim her bir adayımız mevcut belediye başkanından da diğer adaylardan da çok daha iyi yönetir belediyeyi. Biz insan kaynağıyla, insan kaynağı zenginliğiyle bilinen bir partiyiz. Her alanda uzman kadroları olan bir partiyiz. Ve bu şekilde yola çıktık. Ve inşallah bu seçim tüm Türkiye genelinde Deva Partisi'nin çok farklı sonuçlar alacağı, beklenenden çok farklı neticeler alınacağı bir seçim olacak. Ama ben bugün Tokat'ta şöyle bir havaya baktım ve gerçekten Sedat Bey'in heyecanına baktım. Sizlerin gözlerinizdeki o heyecanı ve azmi gördüm. Hele hele sokaklarda, caddelerde şöyle bir otobüsümüze turlayınca, vatandaşımızın o ilgisini, alakasını görünce Tokat'ta bu iş bitmiş dedim. İnşallah 30 Mart akşamı Sedat Bey'i Tokat Belediye Başkanımız olarak göreceğiz ve şöyle makamında bir kahve içmeye herhalde bizi davet eder. Ve Deva Belediyeciliği nasılmış burada göstereceğiz. Yerelde göstereceğiz ki ülke nasıl yönetilir bir görsünler. Hep beraber inşallah 30 Mart günü oy pusulamızı elimize alacağız. Damgayı Deva'nın damlasının altına evet tercih şeklinde basacağız. Ve biliyoruz ki çözüm sandık, çözüm halk, çözüm sensin. Ne diyoruz arkadaşlar? Alem talansa, yolsuzluksa Deva sensin diyoruz. Alem parti üyeliklerine göre dağıtılan sosyal yardımlarsa Deva sensin diyoruz. Alem güvensiz sokaklarsa, yanmayan ışıklarsa, susuzluksa Deva sensin diyoruz. Alem geçim sıkıntısıysa, alem yüksek kiralarsa Deva sensin diyoruz. Alem buysa Deva sensin, alem buysa Deva sizsin diyoruz. Evet, Deva milletimiz. Çünkü ülkenin sorunlarının çözümü nihayetinde milletimizin elinde. Milletimizin iradesi, milletimizin tercihi, düzgün, dürüst, ehil kadrolardan yana olduğu sürece bu iş hızlı toparlanır. Onun için biz buradayız, o yüzden Tokat'tayız. Biz zaman yeni bir şeyler yapma zamanı diyoruz. 115 yıl önce çekilen telgraf, 116. yılında yerine ulaşsın ve gereken önlemler alınsın diyoruz. Zaman yeni bir yol çizme zamanı diyoruz. Zaman mevcut siyaset zihniyetini topyekün değiştirme zamanı diyoruz. Onun için biz buradayız. Onun için Tokat'tayız. Deva Partisi'ni kurarken arkadaşlar biz bir şey söyledik. Dedik ki biz herhangi bir siyasi partinin rakibi olarak yola çıkmadık. Herhangi bir siyasi partinin tabanını gözüne kestirip oradan destek almak, oy almak için de yola çıkmadık. Biz mevcut siyaset düzeninin tamamını reddeden yepyeni bir siyaset düzeni iddiasıyla yola çıktık. İktidarıyla muhalefetiyle sıkıntıları görüyorsunuz. İktidarıyla muhalefetiyle ülkenin durumunu görüyorsunuz. İşte bunun için yola çıktık ve inşallah çok çalışacağız. Ama dost doğru çalışacağız. Biz şuna inanıyoruz. Allah doğrunun yardımcısıdır. Onun için biz niyetimizi sağlam tutacağız. Azmedeceğiz, çok çalışacağız ve inşallah hep beraber başarıya ulaşacağız. Ben... Deva Partisi.